demokrasiden yana tavır koyan her kesime uygulanmıştır. Kayyım önce HDP belediyelerinde stajlarını orada yaptılar. Daha sonra üniversitelere, daha sonra beğenmedikleri işletmelere kadar kayyım rejimini yaydılar. Ve biz ta o zamanlarda şunu ifade ediyorduk. Kayyım rejimi hep birlikte karşı çıkmamız gereken bir rejimdir. Kayyım rejimine, belediyelere kayyım atamalarına bizler daha güçlü bir şekilde karşı çıkmalıydık, hala karşı çıkmalıyız. Bugün Kürt illerine atanmış olan kayyımların batıya nasıl sirayet edeceğini defaatle vurgulamıştık. Keşke haklı çıkmasaydık. Keşke yanılsaydık. Ama ne yazık ki haklı çıktık. Ve bugün artık kayyım rejimi Türkiye'nin batı belediyelerine sirayet etmiştir. Bugün Türkiye'nin en büyük belediyesi olan Esenyurt Belediyesi, Esenyurt halkının uzlaşısıyla kazanılmış bir belediyedir. Bütün Türkiye'ye model olan bir belediyecilik anlayışıyla burada halkın bir uzlaşısı sağlanmıştır. Esenyurt demek Türkiye demektir. Türkiye'de yaşayan farklı halklardan ve inançlardan ne kadar insan varsa onlar Esenyurt'ta da izdüşümleri vardır. Esenyurt'ta da onlar var. Ve Esenyurt'taki kent uzlaşısına tahammül etmeyen iktidar bir şafak operasyonuyla halkın iradesine darbe vurmaya çalışmıştır. Kayyım bir darbe rejimidir. Kayyım halkın iradesini gasp etmektir. Kayyım yurttaşın seçme ve seçilme hakkını elinden almak demektir. Kayyım rejimi antidemokratiktir, hukuksuzluktur. Kayyım rejimi demokrasinin asgari koşulu olan seçme ve seçilme hakkını yurttaşın elinden almak demektir. Bugün Ahmet Özer Başkan'a yapılmış olan Esenyurt halkının iradesine yapılmıştır. Ahmet Özer evinden kalkıp yürüyerek belediyeye gelmedi. Esenyurt halkının iki oyundan birini alarak, seçilerek o makama gelmiştir. Bu makama herkes saygı gösterecektir. Bu makam halkın makamıdır. Bu makam halkın iradesidir. Sandık halkın iradesidir. Ve halkın iradesine dün yine bir operasyon çekilmiştir. Bizler bu operasyonlara, halkın iradesini yok sayanlara, demokrasiyi, hakkı, hukuku ayaklar altına alan anlayışa karşı dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim nazarımızda dün gerçekleşen operasyon ve atanan kayyım yok hükmündedir. Ahmet Özer bu toplumun onurudur. O bir akademisyen, o bir bilim insanı. Aynı zamanda kendi tercihini yaparak bir siyasi partide siyasi yaşamını sürdürmüş, halkın iradesiyle seçilmiş belediyeyi yönetmektedir. Ve böylesi bir insana düzmece her arkadaşımız, her belediye başkanına yaptıkları gibi düzmece bir iddianameyle bir gözaltı gerçekleştirdiler. Düzmece bir dosyayla. Biz bu düzmece dosyaları, bu yalan yanlışla dolu olan dosyaları, bu uydurma dosyaları çok iyi biliyoruz, çok iyi tanıyoruz. Bunun arkasındaki irade, bu operasyonu gerçekleştiren irade, Ankara'da saraydaki iktidarın ta kendisidir. Ve saray seçimle kazanamadığı belediyeleri işte dün Ahmet Özer Başkan'a yapıldığı gibi kayyım atayarak, halkın iradesini gasp ederek kendi memurunu oraya yerleştiriyor. Bu ülkede eğer seçilmişler yönetmeyecekse belediyeleri, atanmışlar yönetecekse bu rejimin adı otoriter rejimdir. Bu rejime demokrasi diyemezsiniz. Hukuk diyemezsiniz. Bugün Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin en büyük belediyesi
ve birçok ilden daha büyük olan bir belediyeye bu iktidar, bu kayyımcı zihniyet aynı zamanda bir rant mantığıyla yaklaşmaktadır. Buradan rant elde etmek için de kayyım rejimine tevessül ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bir yandan halkın iradesini gasp etmek, halkın seçme seçilme hakkını elinden almak, demokrasiyi ezmek ama öte yandan kendilerine rant kapıları açmak için kayyım atadıklarını çok iyi biliyoruz. Belediyenin kaynaklarını tıpkı Türkiye'nin hazinesini yandaşlarına peşkeş çektikleri gibi belediyenin de kaynaklarını Esenyurt'un yani siz değerli halkımızın hakkı olan kaynakları kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için de kayyım atıyorlar. Bizler kayyım rejimine karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz. Bunu hak için, adalet için, demokrasi için yapacağız. Bunu halkın hakkı olan hizmet hakkı için, kent hakkı için de yapacağız. Bugün sözü bana barış elini uzatanlar, iç barış diyenler, dün Esenyurt'ta gerçekleştirdikleri operasyonla Esenyurt'un iç barışına darbe vurmuşlardır. Bugün kent uzlaşısı iç barışın ta kendisidir. Kent uzlaşısına tahammül etmeyenler, kent uzlaşısına operasyon çekenler iç barıştan nasıl bahsedebilir? Bunu Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum hesabını. Ve değerli halklarımız, bizler bugün kayyım rejimine karşı Türkiye'de bütün duyarlı yurttaşlar olarak, bunu kabul etmeyen bütün yurttaşlar olarak, yarın daha farklı bir belediyeye benzeri olmasın diye, yarın büyükşehir belediyesini hedeflemesinler diye, yarın Anadolu'nun, Türkiye'nin başka bir kentini hedeflemesinler diye tek vücut olma zamanıdır. Bir olma zamanıdır. Beraber olma zamanıdır. Demokrasiyi, iç barışı, gerçek anlamda bir barışı, bir toplumsal barışı hep birlikte talep etme zamanıdır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bizler emekçileri, biz bu haberi aldığımız anda MYK'mızı bugün İstanbul'da toplama kararı aldık ve biraz önce MYK toplantımızı gerçekleştirdik. Hem burada hem Türkiye'nin her yerinde kayyıma karşı demokrasiyi, kayyıma karşı Türkiye'de toplumsal barışı savunmak üzere hep birlikte yol haritamızı konuşmak üzere bugün toplandık. Ve şimdi alana, meydana değerli halklarımızla buluşmak üzere kayyıma bir kez daha hayır demek için alana doğru hep birlikte hareket ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.